Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, faziletli kardeşlerim. İslam'ın dava cephesini yansıtan, İslam davasına hizmet ederken dikkat etmemiz lazım gelen temel prensiplere temas eden, dikkat çeken, ismiyle müsemma olan bir kitap, Hizmet Rehberi kitabını okuyoruz. 58. maddedeyiz ve bu Hizmet Rehberi derslerinden 72. ders olduğunu görüyorum. Bugün inşallah 72. dersi beraberce yapmış olacağız. Hatırlarsanız geçen hafta bir önceki sohbette 28. mektubun 3. mesele olan 3. risalesini okumuştuk. Özellikle ziyaretçiler ile alakalı bir mektuptu bu. Burada bir mantık vardı. Üstad ziyaretçilerin gelmesini istemiyor. Ben şöyle adamım, böyle adamım. Kendisini birazcık, tabii ki nefse emmaresi yönüyle hakir görüyor. O zaman ziyaretçiler diyor ki bizim kalbimiz feyiz ister, aklımız da bir ilim nuru ister. Sen bende bunlar yok diyorsun. O zaman ziyaretinize gelmeyelim mi? Yani gelmişsek beyhude mi, boşuna mı geldik? Gibi çetrefilli bir sorunun cevabını verdi burada. 5 nokta içerisinde. Bu mektubatta geçiyordu. Yine şimdi bir 5 nokta daha var. Bugün okuyacağımız 5 nokta bir önceki haftaki noktalara benziyor. Aynısı değil. Ama aynı mantığın sergilendiğini söyleyebilirim. Üstad kendi şahsına değil de telif ettiği risalelere, Risale-i Nur'un kazandıracaklarına dikkat çekmesi açısından bizler Risale-i Nur vasıtasıyla dine, imana, Kur'an'a, Allah davasına hizmet ediyorsak önce bunun lüzumuna inanmalıyız. İşte bu lüzumuna inandırma faslından geçen hafta okuduğumuz 5 nokta ile bugün okuyacağımız 5 nokta lafzan farklı fakat mana bütünlüğü ve hedefi itibariyle aynı diyebiliriz. Bugün okuyacağımız 5 noktanın ana kaynağı Mesnevi Nuriye'nin mukaddimesinde geçiyor. Mesnevi Nuriye böyle elimdeki kitabı görüyorsunuz. Risale-i Nur'un temel eserlerinden ve eski Said döneminden yeni Said dönemine geçiş olduğu devrelerde yazılmış. Üstadın hayat safhasına baktığımız zaman 1920'lerde içinde bulunduğu birçok aydın tarafından Yeşilay Cemiyeti'nin kurulmasında bulunmuş. Kürt Şerif'in, Şerif Paşa'nın Ermenilerle anlaşma yapması üzerine yazdığı Kürtler ve Osmanlılık isimli makalesi İktam gazetesinde neşredilmiş ve 1920'de Hutuvat-ı Sitte, Sünahat, Rumuz, Şuaat, Tuluat, İşarat ve Hakikat Çekirdekleri ismindeki eserlerini neşretmiş. 1921'de ki Ankara'da olduğu bir dönemdir, Anglikan Kilisesi'ne cevap yazmış.
Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'nin Kuvve-i Milliye aleyhine verdiği fetvaya karşı Anadolu hareketini destekleyen bir fetva yayınlamış ve hakikat çekirdekleri iki diyebiliriz veya diğer adı Kızıl İcaz isimli eserini neşretmiştir ve Mesnevi Nuriye isimli Arapça eserini telif etmiştir. Demek ki Mesnevi Nuriye 1921 ama 22'ye de sarttığını görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ileri gelenlerinin daveti üzerine Ankara'ya gitmiş 1922'de 9 Kasım'da ve Ankara'da Katre, Zeylül Katre, Habbe, Zeylül Habbe, Zerre, Şemme ve Zeyl eserlerini yazmış ve Mesnevi Nuriye'nin bazı bölümleri de 1923 senesine de sarkmış, Cumhuriyet'in kurulduğu seneye sarkmıştır. Üstadın eski Said dönemiyle alakalı eserleri, mesela bu 1923'te yazdığı yine Mesnevi içerisinde Zühre, Zühre'nin Zeyli, Hubab, Zeylül Hubab, bunları da 1923'te telif etmiş. Hemen hemen Mesnevi Nuriye'nin tamamı 1921, 22, 23 senelerinde telif edilmiş. Daha önce söylemiştim bunu. Risale-i Nurların çekirdeği, özü hakikat çekirdekleridir. İşte tarihini söyledim. 1920 senesinde telif edilmiş. Hakikat çekirdeklerini biraz daha açtığımız zaman, izah ettiğimiz zaman ortaya lemaat çıkar. Sözlerin arkasındaki lemaat çıkar. Lemaatı biraz genişlettiğimiz zaman Mesnevi-i Nuriye Risale-i Nur bahçesinin fidanlığı olarak çıkar. Fidanlık bilirsiniz herhalde. Mesela önce ocak denir, tütün fidanı orada küçük küçük yetiştirilir. Sonra oradan alınır, tarlaya dikilir. Daha geniş bir bahçe haline gelir. Mesnevi Nuriye de bütün nur külliyatının özü, özeti, fidanlığı mesabesindedir. Mesnevi Nuriye'yi şerh ettiğimiz zaman da nur külliyatı ortaya çıkar. Çok özet, çok veciz ifadelerle mesele burada ele alınmıştır. Ve burada geçen her bir mesele külliyatın farklı yerlerinde farklı yönleriyle tekrar edilmiştir. Onun için Mesnevi Nuriye'de geçen yerlerin risalelerde nerelerde de geçtiğini bulup oraları okuyarak beraber Mesnevi'yi okuduğunuz zaman laikalar hariç olmak üzere bütün Risale-i Nur külliyatını okumuş olursunuz. Şu anda genişçe Mesnevi Nuriye'yi tanıtma noktasında değilim. Bildiğiniz gibi Fakir'in YouTube kanalında Mesnevi Nuriye dersleri var. Oynatma listelerine gireceksiniz. Orada işte ana bölüm başlıklar var. Mesnevi Nuriye derslerini oradan bulduğunuz zaman birinci dersten 137 ders ki yarısına yaklaşmıştım. Ciddi bir gayretle az önce arz ettiğim risalelerde geçen, Mesnevi'de geçen bir mevzu, risalelerin kaç yerinde geçiyor onları bularak, kaynaklar vererek, arasındaki bağlantılarla böyle bir ders serisi idi o. 137 ders. Birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders diye de hem rakam koyduk hem de ne anlatıldığını yazdık. Mesnevi Nuriye derslerinin birinci dersi Mesnevi Nuriye'yi tanıtan bir bölümdü. Az önce kısaca tanıttığım bir bölüm orada daha geniş olarak tanıtılmıştır.
Onun için yani fakir bu dersleri yaptığına göre anlatamadığım bölümleri kendi anlattığım bölümlerden kaynak vermemde bir mahsur görmüyorum. Kendi verdiğim kaynaklardan utanırım aslında ama böyle bir bağlantı var. Birinci ders Mesnevi Nuriye'yi tanıtıyor. İkinci ders de işte bugün anlatacağımız yerin orada geniş izahatı var. Bugün okuyacağımız mukaddime ve 5 nokta Mesnevi Nuriye derslerinden ikinci derste anlatılmış. Lütfen sadece bugün anlattığımla iktifa etmeyin. Onu da dinleyin not alarak. Böylece bu 5 noktanın o ikinci derslerde daha tafsilatını inşallah görmüş olacaksınız. Üstadın bizzat kendisinin yazdığı bir mukaddime yani kendi kitabına yazdığı bir takdim. Kitapların takdim yazısını okumak, kitabı okumaktan çok daha önemlidir. Hoca Efendi'den duymuştum. Namazdan önce abdest alma ne ise kitap okumadan önce kitabın ön sözünü okumak odur. Yani kitabı kim yazmış, neden yazmış, niçin yazmış, ne manalar var, hedefi ne? Yani kitabın özünü, ruhunu yansıtır. Mukaddime yani başlık, ön söz. Onun için üstad bizzat kendisi bu Mesnevi Nuriye'nin mukaddimesini yazmış. Yani üçüncü ve dördüncü dersleri de dinlemenizi tavsiye ederim Mesnevi Nuriye'den. Böylece Mesnevi Nuriye hakkında bir malumatınız olacak. Bizim dilimiz alışmış Mesnevi diyoruz da o peltekte Mesnevi. Mesnevi. İkili demek. Ne demek o ikili? İçinde geçtiği zaman yeri gelince burada da aktaracağım. Hem akli ilimleri hem de kalbi ilimleri. İkili. Hem medrese ulumunun özetini hem tekiye ve zaviye ruhunun feyzini akla hitap ederek medrese ulumundan istifadeye müsait tekiye ve zaviye ruhunu aksettirdiği için istifazeye müsait. Hem istifade hem istifaze hem akli hem kalbi hem medrese ulumu hem de tekiye ve zaviye ruhunu bu ikiliği anlattığı için bu esere Mesnevi demiş. Tabii ki İslam dünyasında tarihte Mesnevi çok. Mesela Mevlana'nın da Mesnevisi var. Oradan o Mesnevilerden ayrılsın diye Risale-i Nurlara bakan Mesnevi-i Nuriye anlaşılsın diye bunlara diğer Mesnevilerden farkı böyle bir isimle ortaya çıksın diye sadece Mesnevi dememiş. Mesnevi-i Nuriye diyerek bu kitap ortaya çıkmıştır. Mukaddime'den okuyacağım, Mesnevi-i Nuriye'den okuyacağım. Önce okuyup daha sonra kaynağını bulup diğer nur bağlantılarıyla genişçe şerh ediyorduk okuduğumuz yerleri. Bugün doğrudan doğruya bu hizmet rehberindeki 58. maddenin asıl kaynağı olan bu yerden okuyacağım, Mesnevi Nuriye'den okuyacağım ve izah ederek, anlaşılsın diyerek, biraz izah ederek nur külliyatının önemini anlatmak. Önemini kavrarsak çok okuruz. Böylece bilgilerle mücehhez olarak, bilerek, niçin ve nedenlerine inerek daha farklı, daha dolu, dolgun, daha isabetli hizmet ederiz mantığı var. Böylece hizmet rehberiyle de böyle bir alakası vardır. Siz kendiniz hizmet rehberinden takip edebilirsiniz. Ben Mesnevi Nuriye'nin başındaki mukaddimeden ele alarak öyle başlayıp devam edeceğim. Mukaddime. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi
Mesnevi Şerifi hükmünde olan bu mecmuanın mukaddimesi 5 noktadır. Zaten burada da işte bu mukaddimeyi söylemeden birinci nokta diye başlamış. Şimdi birinci noktadan böyle başlayacak. Şunu da ifade etmek isterim ki bu Mesnevi Nuriye'nin aslı Arapça telif edilmiştir. Fakat daha sonra hem üstadın bir talebesi olan ve Konya İmam Hatip Okulu'nda o dönemde Arapça dersleri hocası olan kardeşi Abdülmecid tarafından bu Mesnevi Nuriye tercüme edilmiş. Tercüme edilmeyen yerleri de var. Arapçasında öyle kalmış. Ve sonra üstadın tashihinden geçerek basılmış bu kitap. Yani üstad bunun Latincesini, tercümesini de kendisi telif etmiş gibi. Çünkü onun tashihinden geçmiş. Elinde kalem, işte şuraya şöyle yapın, burasını böyle tercüme edin gibi tashih etmiş. Tekrar edeyim, tercüme edilmeyen noktaları da var. Fakirin bu YouTube'a attığım Mesnevi Nuriye derslerinde Arapçasından da takip ederek bu sıralamaya göre o Mesnevi dersleri yapıldı. Ve orada nerede Arapça aslından tercüme edilmemiş varsa burada da Arapçasında şöyle bir mesele var ama o tercüme edilip buraya konulmamış diyerek onları da tercüme etmedim ama o burada böyle bir tercüme edilmemiş bölüm var Arapçasında kalmış diye özet muhtevasını da söyleyerek o şekilde bir mesnevi dersleri oldu. Ona da dikkatinizi çekmek istedim. Eğer bir gün Mesnevi Nuriye derslerini oradan bir baştan bir sona takip edip öyle bir genel kültür sahibi olmak isterseniz böyle bir incelik de var. Zaten orada da yer yer bunları söylüyorum. Birinci nokta. 40-50 sene evvel, yani bu 1921-22 senesine göre 40-50 sene evvel veya tercüme ettiği, tercümeden sonra bu ön sözü yazdığı zaman da diyebiliriz. Öyle olması daha isabetli görünüyor. Eski Said, bu eski Said, yeni Said, Said kavramı üstünde daha önce çok durduğumuz için geçiyorum. Risale-i Nurların telifine başladığı dönem 1926-27'lerden itibaren daha çok Barla'daki hayatı. Bunlar Barla hayatına kadar eski Said dönemine ait eserlerdir. Eski Said dönemiyle alakalı verdiği eserlerin de isimlerini tek tek Mesnevi Nuriye'ye giriş dersi, birinci derste az önce verdiğim kaynakta genişçe var. Hatta Kızıl İcaz'ın hangi kitabın, tarihte yazılan hangi kitabın tercümesi gibi onlara da nüanslarıyla beraber dikkat çektim yani. Çok önemli çalışmalar yaparak o meseleyi anlattım. Üstadın eski Said döneminde, kısaca onları söylüyorum, ilk eseri 1899 yılında telif etmiş olduğu Kızıl İcaz'dır. Kızıl İcaz'ın neye tekabül ettiğini söyledim. Mantık ilmi kitabıdır o. Mantık ilmi olmayanın ilmine güvenilmez. Kızıl İcaz'ın devamı şu. Kızıl İcaz Menba'ul elgaz la cevaza lillahi ve la ve la mecaz. Kitabın tam adı bu. 1989'da yazılmış. 1909'da iki mektebi musibetin şehadetnamesi yazılmış. 1910'da Nutuk isminde değişik dergi ve gazetelerde neşrettiği makalelerinden toplama Nutuk diye bir kitabı var. 1911 yılında münazarat ve Hutbe-i Şamiye ve daha sonra muhakemat telif edilmiş. 1912 yılında Deva-ül Yeis, Zeyli'nin Zeyli yazılmış. Deva-ül Yeis'in kendisi
Hutbe-i Şamiye'den önce o Diyarbakır, Urfa özellikle Birecik'te kaldığı dönemlerde ki Hutbe-i Şamiye Şam'a giderken ki hacca gitmeye niyetlenmiş. Son Hutbe-i Şamiye'nin bir ve iki derslerini koydum fakirin. Yine YouTube'da var. Hutbe-i Şamiye'nin bir giriş, Hutbe-i Şamiye kitabını o dönemi anlatan bir girişti o. Bu hafta yani 15 günde bir ders yapacağım Hutbe-i Şamiye'den. Kaç ders olursa işte orada da göreceksiniz Devaül Yeis vesaire. Onlar da Şam yolunda giderken yollarda yaptığı sohbetlerin, konferansların derlendiği kitaplar. 1913'te Talikat kitabı yazılmış. 1914-1916 yılları arasından 1918'de ancak basılabilen İşaratül İ'caz kitabı yazılmış. 1919 yılında Nokta isimleri eseri bu Mesnevi'nin sonundaki 1920'de Hutuvat-ı Sitte, Sünuhat-ı Rumuz, Şuhat-ı Tuluat, İşarat, Hakikat Çekirdekleri telif edilmiş. Eski Said dönemine ait eserlerdir bunlar. Ve üstadın afaki, siyasi, hayatın içinde o kadar hareketli ve canlı yaşamış ki yani o günkü şartlarda bir Diyarbakır'da, bir Urfa'da, bir İstanbul'da olmuş, bir Van'da olmuş, aşiretleri dolaşmış vesaire. Yeni Said döneminde ise Nur Külliyatı ortaya çıkmış 1926 veya 27'den itibaren ve bu 23 sene süren bir telif tarihi işte bizim elimizde bulunan kitaplar, sözler, mektubat vesaire laikalar dahil Yeni Said döneminde telif edilmiş. Eski Said dönemine ait eserleri tahsih edip onları da Risale-i Nur Külliyatına dahil etmiştir. Şimdi eski Said, yeni Said esprisine genişçe girmeyeceğim. Daha önce anlattığım için geçiyorum. 40-50 sene evvel eski Said, ziyade ulumu akliye ve felsefiyede hareket ettiği için bu akli ilimlerde, felsefi ilimlerde o kadar ileri gitmiş ki yağmurun damlaları rüzgarlı veya rüzgarsıza göre dakikada yere kaç damla düşer? Böylece 5 dakika yağmur yağsa bir dönüm yere mesela kaç damla yağmur düşmüştürü hemen zihninden 1,5 saatte filan neticeyi söylüyormuş. Böyle bir şey olamaz yani. Müthiş bir zeka. Ziyade ulûmu akliye ki biraz medrese ilimleri demek ve felsefiye de batı ilimler manasında hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Bu geçen hafta da geçmişti. Şunun arkasından mı gideyim, bunun arkasından mı gideyim? İmam-ı Rabbani'nin mektubatında, İmam-ı Rabbani'nin mektubatından Abdülkadir Geylani'nin eserlerinden kendisine işaretler burada da var. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmeti, felsefiye ile bir derece yaralı idi. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikate giden bazı büyük ehli hakikatin arkasından gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası vardır. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhidi kıble et demiş. Bunu geçen hafta okuduk. 28. mektubun 3. meselesi olan o yerde 5 nokta içindeki üçüncü noktada geçiyordu bu. Yani bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki üstadı hakiki Kur'an'dır.
tevhid-i kıble bu üstadla olur diye, yalnız o üstad-ı kutsinin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülüka başladılar. Seyri sülüku ruhani deniyor buna. Nefsin yedi mertebesinden yedinci mertebesi olan raziye mertebesine, safiye mertebesine çıkma gayreti. Onun için nefse emmaresi de şükuk ve şübhatıyla onu manevi ve ilmi mücahadeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, Mevlana Celaleddin rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Rabbani gibi rahmetullahi aleyh kalp, ruh, akıl gözüyle açık olarak ehli istirakın, yani o cez ve istirak dediğimiz tarikatta zikri ilahi ile zamanla akli dengesini kaybetmesi, istirak sekrin muzaafı, yani manevi alemde zil zurna sarhoş demek. Bu istirak nedir? 24. sözün ikinci dalındaki reşhada daha geniş anlatılır. Oraya bakınız. Kalb-i Zümrüt tepelerinde de var. İstirakın, ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle, irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Mesnevi işte bu. Hem akıl gözü hem de kalp, yani işte mesnevi denmesi de ikili manasında bunu ifade ediyor. İrşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin ayetun tedullu ala ennehu vahid. Bütün her şeyde Allah'ın varlık ve birliğini gösteren bir ayet, bir işaret vardır. Sözü ki bu tasavvufçular mabeyninde çok meşhurdur. El-Esfahani'nin El-Eganisi'nde geçiyor bu söz. 4. cilt 39. sayfa. El-Kalkaşandi'nin Subul Aşağısı'nda geçiyor. 12. cilt 413. sayfada. Ve bir de El-Übşeyhi'nin El-Müstatraf cilt 1 sayfa 16'sı. 2. cilt 280. sayfalarda da geçiyor. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid. Eğer her şeyden Allah'a giden bir yolu bulması, Risale-i Nur'un mesleği bu. Asa-i Musa'ya benzetiyor üstad bunu. Hazreti Musa aleyhisselam asasını ister toprakta, ister çölde, ister kayada, nerede olursa olsun vurduğu zaman su çıktığı gibi, Risale-i Nur'lar da böyle bir çiçeğin bir yaprağından tutunuz, bir damla yağmurdan güneşe kadar her varlıktan Allah'a giden bir yol değil. 55 lisanla 55 yol Mesnevi'de geçen yolları bulmuş ve bu hem akli mantıki hem de esmanın, esma-i ilahiyenin tecelliyatını yakalaması itibariyle de kalbi bir yol olarak ifade edilmiştir. Burada geçen üç isim özellikle İmam-ı Gazali ve sonra saydığı diğer isimler. Arkada Mesnevi Nuriye'nin şahıslar diye bir bölüm var. En arkada Mesnevi Nuriye'nin benim elimdeki kitapta. Kısaca bu üç şahsın hayatı da anlatılmış. İmam-ı Gazali 1058'de doğmuş, 1111'de vefat etmiş. 57 yaşlarında filan vefat etmiş. Doğru hesapladımsa genç. Eş'ari kelamcısı, Şafii fakihi, tasavvuf ehli, felsefeye yönettiği eleştirilerle tanınan İslam düşünürüdür. 1058'de İran'ın Horasan bölgesindeki Tus'ta doğmuş. Bugünkü Meşhed. Okuma, yazma,
Kur'an ezberi, dil bilgisi, aritmetik gibi alanlarda dönemin geleneksel ilk öğrenimini babasının yakın sufi bir dostundan öğrenmiş. Nişabur'da Nizamiye medresesine gitmiş, Nizamülmülk'ün medreseleri ve orada dönemin en tanınmış kelam alimi olan İmamül Harameyn el-Cüveyni'den ders almış. Eğitim öğretiminde burası dönüm noktası olmuş. Cüveyni'nin ölümünden sonra büyük devlet ve siyaset adamı Nizamülmülk'ün mülkle görüşmesi ise hayatında yeni bir dönemin açılmasını sağlamış. Nizamiye medreselerinde müderrislik makamına kadar ulaşan İmam-ı Gazali, burada kelam, felsefe, batinilik ve tasavvuf hakkında uzun soluklu araştırma ve çalışmalarda bulunmuş. Aklı, duyguları, tecrübe ve sezgiyi bilginin başlıca kaynakları kabul etmekle beraber, aklı aşan hakikatleri ancak vahiy ile insanın öğrenebileceğini belirtmiş. Filozoflara karşı verdiği mücadele ile İslam düşünce tarihinde önemli bir konuma sahip ve 1111 yılında vefat etmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretlerine gelince 1563'te doğmuş, 1624'te vefat etmiş. Müceddid-i Elfisani, yani 2000 yılın başında geldiği için ikinci 2000 yılının tamamına hitap edebilecek manasında Müceddid-i Elfisani, ikinci binin başı. Hicri ikinci bin yılın müceddidi ünvanıyla da tanınmakta. 1563'te Doğu Pençap'taki Sirhind, Serhend'de dediğimiz yerde doğmuş. Öğrenimine babasının yanında başlamış. Medresede tefsir, hadis yanında akli ilimler tahsili de almış. Hacca giderken Delhi'de Nakşibendiye tarikatını, Hindistan'da yayan Hacı Baki Billah ile karşılaşmış. Teklifini kabul ederek bir süre yanında kalıyor. Sonra ona intisap ediyor. Kısa bir müddet sonra da onun en önemli bir halifesi konumuna yükseliyor. Tariki Nakşiye'nin bir kahramanı tabirini Üstad İmam Rabbani ile alakalı çok kullanır. Kendi ifadesiyle Nakşibendiye tarikatına intisap etmesi onun bütün ruhi terakkisinin temelini oluşturuyor. Yaşadığı dönem ve coğrafya İslam inançları açısından hurafe ve batıl inançlarla karıştırılmak istenen bir dönem. Hint kıtasında Babürlü Ekberşah eliyle bir devlet politikası olarak bütün dinleri birleştirme gibi bir hedef doğrultusunda İslami inançların tahrif ve değiştirme tehlikesi söz konusuydu. İşte İmam-ı Rabbani bu batıl hareketlere karşı sahih İslam inancını yerleştirmesi için büyük gayret ve çalışmalarda bulundu ve tarihe ikinci bin yılın müceddidi olarak geçti. 1624'te vefat etti. İmam-ı Rabbani'nin en önemli eseri Mektubat'tır. İmanın yakîn derecelerine erdirilmesi, insanın ihsan derecesine yükselmesi imanda, İslam'ın insana sevdirilmesi gibi konularda İmam-ı Rabbani'nin görüşlerini yansıtan bu eser, yani Mektubat, 536 mektuptan ibaret ve bugün iki cilt halinde Türkçe tercümesiyle piyasada vardır. Birkaçı dışında bütün mektuplar Farsça yazılmış ancak gerek el yazması gerekse matbu olarak Arapça tercümesiyle İslam aleminde geniş bir okuyucu kitlesi bulmuştur. Burada ikinci şahıs da İmam-ı Rabbani'ydi. Bir tanesi de Mevlana Celaleddin Rumi. 1207 tarihinde doğmuş, 1273 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Horasan'ın Belh şehrinde doğmuş.
5 yaşında iken babasıyla birlikte Belh'ten çıkıp hacca gitmiş. Bir müddet seyahat ettikten sonra Anadolu'ya gelip Erzincan ve Karaman'da oturmuş. Nihayet Konya'ya yerleşmiş. Kendisine Rumi denilmesi o vakit Diyar-ı Rum tabir edilen Anadolu'da yerleşmiş olmasındandır. Yani Mevlana Celaleddin Rumi deneceğine Mevlana Celaleddin Konevi denmesi aslında daha isabetli bir tabir olur. Konya'da yüzlerce talebesi olmuş o dönemde. Önde gelen alimlerden olan Mevlana, Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra tasavvufa yönelmiş. Çeşitli eserleri içinde en meşhur Mesnevi, onun da Mesnevi'si vardır Mevlana'nın da, hala okunur vesaire. Üstad Hazretleri bütün bunlardan farklı olarak hem İmam-ı Gazali'den hem İmam-ı Rabbani'den hem de Mevlana Celaleddin'den daha farklı olarak onların diyor bak kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak onların mesleklerinde gözü kapalı değil. Ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak dolaşmış. Yani Risale-i Nur'ların kazandıracağı ufku anlatıyor. Hedefi tespit ediyor. Ve bu kadar hem akli ilimlerin özetini hem de manevi ilimlerin feyiz ve bereketini vermesi böyle bu eserlerde oluyorsa herhalde başka şeylere tenezzül etmezsiniz. Başka yollara yönelmezsiniz. Manasında bunları söylüyor. Derin bir şey anlatıyor. Fakir özetlemeye çalıştı. İkinci nokta. Mevlana Celaleddin rahmetullahi aleyh ve İmam Rabbani rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, az önce kısaca hayatlarını anlattım gibi, akıl ve kalp ittifakiyle gittiği için, demek o zatlar da akıl ve kalp ittifakiyle gitmiş, her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp, bir insan manevi sadece tarikatta kalbi giderse aklındaki pek çok şüpheleri tatminkar cevaplar demek ki bulamıyor. Hep akli gitse bu defa da maneviyattan uzaklaşıyor. Akıl kalbe hizmet etmeli, kalp de aklın hizmetinde olmalı. Her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp, billahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Bu Mesnevi Nuriye'nin telifi üstadı eski Said'den pek çok yani cerahat, yara vesaire çok zor olmuş ama ondan yeni Said'e inkılap etmiş. Ve işte bu dönemde yazılan aslı Farisi sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi yani Mevlana'nın Mesnevisi gibi o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde. Niye Mesnevi? Tekrar edeyim. Hem akli hem kalbi. İkili yani. Mevlana iki satırlı yazdığı için ona Mesnevi demiş. Üstad ise genelde akli ve bir de kalbi ikili Mesnevi demesi bundan. Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, şemme, şule, lemalar, reşalar, lasiyamalar vesaire dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fakat fırsat buldukça tab etmiş, bastırmış onları. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili ve nefis ve şeytanla mücahedeye bedel hariçte muhtaç mütehayirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı
Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçmiştir. Burada çok önemli bir hususa temas etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette makamı cem'in sahibidir. Nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselam hem nübüvvete mazhar, nübüvveti azama, nübüvveti kübraya mazhar ve hem de velayeti tammeye mazhardır. Nübüvvet ile halktan halka, velayeti ile halktan hakka giden bir seyri seferini Efendimiz Aleyhisselam tamamlamıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ın irtihal-i dar-i beka buyurmasından sonra arkadan gelen ümmet Efendimiz'in bütün her yönüne varis olması, her bir ferdin, her bir alimin veya büyük zatın veya cemaatin Efendimiz'in bütün her yönüne varis olabilmeleri mümkün olamamıştır. Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin 70 bin tecelli mertebesiyle de en azam tecelliyatına mazhar, hatta Esma-i İlahiye'yi aşarak Allah'ın sıfatları ufkunda, hatta onu aşarak Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'inde ifade ettiği gibi Allah'ın zatına bir mirat-ı mücella hale gelmiştir. Zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adım ile adını hakikati. Efendimiz Aleyhisselam'ın öbür aleme irtihalinden sonra ümmet adeta Efendimiz'in farklı yönlerine varis olmuş, nübüvvetin varisleri alimler olmuş. Nitekim bir hadis-i şerifte Efendimiz el-ulemâ'ü verâsetül enbiyâ buyurur. Alimler nebilerin varisleridir. Efendimizin halktan halka gelen nübüvvet yani Kur'an vahyi özellikle ahkam-ı ilahi noktasıyla bunun varisleri ulema olmuştur. Ama bir de Efendimizin halktan hakka giden abdiyet ve velayet yönü var. Bunları bu yönüne de daha çok veliler, ehli tasavvuf, daha çok ehli zikir varis olmuş. İleride bunlar müesseseleşmiş. Nübüvvetin varisi olan ulemadan medreseler meydana gelmiş ve velayetinin varisi olan o kalbi hayattan da tarikatlar ve tekke ve zaviyeler ortaya çıkmıştır. Üstad Hazretlerine göre Osmanlı kubbesini böyle muhteşem bir devlet olarak ayakta tutan işte bu iki ana sütundur. Medreseler sütunu, tekke ve zaviyeler sütunu. Bu sütun üstünde o âli devlet kubbe olarak oturmuştur. Fakat belli bir dönemden sonra medreseler kendi içinde çürümeye başlamıştır. Çünkü medreselerde iki türlü ilim vardı. Bir ulûm-ı âliye, bu da muhakematın başında böyle anlatılır. İki ulûm-ı âliye. Ulûm-ı âliye alet ilimleri. Maksat ilme, âli ilme götüren vasıta ilimler. Mesela dil, Arapça, Farsça, Türkçe neyse. Onlar zatından bir ilim değildir. Gerçek ilme götüren vasıta ilimlerdir. Bugün bütün diller de vasıta ilimdir. İngilizce mesela, Fransızca, Almanca neyse. Mantık, sosyoloji, fizik, kimya, coğrafya, tarih bunlar alet ilmidir. Coğrafya okursunuz, yeryüzünde, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden bahsettiği ayetleri daha iyi anlamak için. Tarih okursunuz, Kur'an-ı Kerim'in tarihten bahsettiği meseleleri, kısası enbiyayı daha iyi anlayabilmek için. Yani adet ilimleri âli ilme götürür. Medreselerde önce adet ilimleri okunup sonra âli ilme geçiliyor ve binlerce dev alimler yetişiyor. Fakat son zamanlarda, Osmanlı'nın son zamanlarında hep alet ilimde, ilimlerinde kalınmış. Maksat ilme geçilememiş. Üstadın da eski Said dönemini şöyle genişçe bir tahlil etseniz, bütün medreselerde hep münakaşa. Neyin münakaşası? Mesela kalenin aslı gagale mi,
Kavale mi, kale mi nedir ya? Gayele midir? Hep bu yani. Kale'nin aslı kavaledir. Ama vav'dan önce üstün vardır. Üstünün de harfi illeti eliftir. Onun için kavale söylemede kolaylık olsun diye elife dönüştürülmüştür. Kale olmuştur mesela. Öyle mi olmuştur yoksa kayeleden mi gelmiştir? Hep bu böyle basit münakaşalar. Ve alet ilimlerinde münakaşalarla da hem vahdet bozulmuş, hem de zevk gitmiş, hem de âli ilme geçilememiş. Yani o kubbeyi ayakta tutan medrese sütunu içten içe çürümüş. Diğer taraftan teke ve zaviyeler böyle yerde iken arş-ı azamı seyreden alnını secdeye koyup ya Rab dediği zaman ya Rab şunu yaratmazsan şöyle vermezsen alnımı secdeden kaldırmam diyen niyazdan naz makamına geçen doğru mu değil mi naz makamı ayrı bir mesele. Böyle büyük insanlar yetişmiş yani. Ama son zamanlarda tekke ve zaviyeler her gün aynı zikri çeke çeke özünü, ruhunu kaybetmiş. Ülfet ve ünsiyetin devvarı gattarıyla o zikirlerden de maksat hedefe ulaşamamışlar. Onun için millet de artık tekke ve zaviyelere gelmiyor. Belki başka hatalar, başka kusurlar da var. Şeyhlerdeki, şahıslardaki hatalar var. Bu defa milleti davet edelim. Yemeğe de gelir millet yemek deyince kazanlar dolusu yemekler yapmışlar. Davet etmişler, millet de gelmiş tabii. Kazanlar dolu yemeği yedikten sonra zikir çekmek de çok da kolay değil. Mide şişince kalbi hayat tamamen iflas etmiş, gümlemiş, gitmiş ve böylece o sütun da çökmüş. Hem medreseler hem de teke ve zaviye sütunu çökünce o sütunlar çöktüğünden üstteki kubbe de çökmüş, Osmanlı yerle bir olmuştur. İşte üstad böyle bir dönemde neş'et etmiş. Tekrar medrese açıyorum dese kanunen de yasak. Teke ve zaviye açıyorum dese kanunen de yasak. Yeni bir şeye ihtiyaç var. Eski hal muhal. Ya yeni hal ya izmihlal. Öyle bir şey ortaya koymalı ki hem asırlarca ortaya konan, netice elde edilen medrese ulumunu hem de teke ve zaviye ruhunu ortaya koyabilecek, bu ikiliği yakalayabilecek bir sistem, bir eser ortaya koymalı. Risale-i Nur külliyatının fidanlığı olan Mesnevi-i Nuriye, Mesnevi olarak ikili hem medrese ulumundan elde edilecek o âli ilimden murat olan ilimleri hem teke ve zaviye ruhunu daha da kestirme, daha eslem bir yolla ki daha eslem bir yolla şu yol dediği 26. sözün arkasındaki bu küçük zeylin herkese büyük faydası var diye anlattığı yere bakın. Bazı parçalarını hizmet rehberi içinde okumuştuk. Hatveler aynı zeyl 29. mektubun sonunda da var. Ve böylece iki sütun ayağa kalkarsa yeniden muhteşem bir kubbe üste bina edilebilir. Tabi bu kolay değil. Karşı tarafın sayısı çok, devlet gücünü kullanıyor ve işleri tahribat. Yani 1000 tane adamın tahribatını 1 milyon insan tamir edemez. Tamir tarafı çok zor, çok gayret ister, uzun süre ister, çok yönlü bir mesele. Rejim hem tahribat tarafında hem de devlet gücü imkanlarını kullanıyor. Asırlık tecrübeler de var onların. Fakat bizde ulema idam edilince, tarikatlar, şeyhler de seddedilince, susturulunca bunun tamiri oldukça zor. Onun için acaba 40 senede elde edilecek şeyleri 40 günde verebilir miyiz? Böyle bir sürü kilolarca keçi boynuzu yedirmektense şöyle küçük bir bal takdim edebilir miyiz? Atmosfere arayışı içerisinde Risale-i Nur külliyatı ve onun fidanlığı olan
İşte Mesnevi Nuriye her iki sütunu ayağa kaldıracak muhteşem bir eserdir. Ve burada anlattığı mesele işte odur. Kısaca buna temas etmiş oldum. Biraz süratlendireyim. Bu üçüncü, dördüncü ve beşinci noktaları da tamamlamak istiyorum. O yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve dalaleti, ilhat mülhitler demek, ehli ilhat mülhitler dinsizliği dava haline getirmiş. Tekrar edeyim, dinsizliği dava haline getirmişlere ehli ilhat denir. Bir adı da zındıkadır. Çoğulu zenadika. Ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzam ve ıskat ediyor. Demek bu Arabi Mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Az önce arz ettim. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefse emmarenin ve şeytani cinni ve insinin şubahatından tamamıyla kurtarıyor. Çünkü dördüncü noktada geçecek cehri zikirle mesela kadiriler tabiat inancını yerle bir etmek, nakşiler de gizli zikirle nefsi terbiye etme yolunu. Üstad hem cehri hem hafi, yani hem dahili dediği, yani nefsini mahvetmek, gizli zikirler, nakşiler bunu yapıyor. Nefis ve şeytanla mücadelesi. Bir de nefse emmarenin ve şeytani cinni ve insin şübehatı. Bu da kadirilerin ve rufailerin cehri zikirle tabiat yarattı değil yani. Allah yarattı. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan ve kanaat veriyor. Risale-i Nur külliyatı en az aynel yakin mertebesine yükseltiyor. Dördüncü nokta. Eski Said'in ilmi, hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebenin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, kendi anlayacak kadar gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifade ile uzun hakikatleri, hakikatlere kısa kelimelerle işaretler nevinden o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Mesnevi Nuriye'yi tanıtıyor. Demek o fidanlık eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi Turuk-ı Hafiye gibi. Turuk-ı Hafiye nakşileri kastediyor. Enfüsi ve dahili cihette çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseriyet cihetinde turuk-u cehriye, turuk-u cehriye de kadiriler ve rufailer gibi, yani çok önemli bu. Bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihette turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Bu Turuk-u Cehriye ve Turuk-u Hafiye meselesinin izahı arkadaşlar. 26. sözün arkasındaki o zeyilde az önce kaynak verdiğim yerde genişçe anlatılıyor. Bir de 29. mektubun en sonunda var. Ondan önce 29. mektuba dahil olan bölümde ise 9 telvihli 9. mesele var. Tarikat, tasavvuf bahsi,
Orada 9 telvi halinde tarikatların faziletlerine ama hatarlarına da dikkat çektiği çeşitleriyle beraber bu hafî tarik, cehri tarik, birisi tabiat kitabını öldürmek yani madde perestliği öldürmek, diğeri ise nefsi öldürme yolları. Birkaç kaynak veriyorum. Habbel Risalesi'nde bendeki kitaba göre 107. sayfada bir anlatım var. Burada 107'yi açayım hemen kısaca, süratlice. Diyor ki burada İlem eyyühel aziz, 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem var. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri enedir, diğeri tabiattır. İşte her iki tağutun da ölümüyle neticelendi diyerek burasının açılımıdır. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir i'caz-ı manevisiyle her şeyde bir pencereyi marifet açmış. Bir senelik bir işi bir saatte görür gibi, bir senelik işi bir saatte, 40 senelik işi 40 günde gibi yani. Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamış ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli ilhadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatler ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak. Her ilem bir risale, bir kitap halinde yazılabilir. Bu kıymette iken o Said telif ederken meselelerin başına ilem, ilem, ilemlerle bilgi demek. Her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyeti iken birkaç satırda, bazen bir sayfada, bazen bir iki satırda zikrediyor. Adeta her bir eylem bir risalenin şifresidir. Ben de buna dikkat ederek, bu son cümleye dikkat ederek mesnevi şerhleri, bu dersleri anlatarak YouTube'a yükledim. Her bir cümle, her bir eylem koskoca kitapların şifresi mesabesindedir. Hem eylemler birbirine bakmayarak, yani bir eylem diğer eylemin devamı değil. Her birisi muhtelif ilimlerin ve hakikatlerin firisteleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler demiş. Ve böylece bu hizmet rehberinde geçen 4 nokta var burada. 5. noktayı almamışlar. Ben 5. noktayı da okuyarak burasını lütfü kerem-i ilahi ile tamamlamış olduk. Cenab-ı Hak lütfederse gelecek hafta 59. maddede vahdet-i vücut da vahdet-i şuhut arasındaki farkları da nazara verecek, anlatacak bir önemli ana bölüm. Cenab-ı Hak bu sırlı, ince, derin ama çok mühim olan mevzuları çapına, değerine göre anlamaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.